Kıymetli dostlar merhaba. Bugün Konya'da Megaribe ya da Abdülmümin Mescidi'nin yanındayız. Dönemlere göre farklı isimler verilmiş. Megaribe ismi Anadolu Selçukluları döneminde verilmiş. Abdülmümin ismi ise Selçuklulardan hemen sonra Konya'yı ellerine alan Karamanoğulları döneminde verilmiş ve Osmanlı döneminde de Abdülmümin Mescidi denmiş buraya. Megaribe Mescidi Alaaddin Tepesi'nin güneybatısında Nasuh Bey Camii'nin karşısındaki sokağın içinde. Selçuklu mescitlerinden bir mescit 1275 tarihinde tamir ettirilmiş. Demek ki 1200'lerin başlarında yapılmış olmalı. Türkçe yazılı bir kitabesi var, Arapça kitabesi de var. Onu beraber okuyacağız. Türkçe yazılı kitabesinde Megaribe Abdülmümin Camii 4. Kılıç Aslan'ın oğlu 3. Sultan Keyhüsrev zamanında 674 Hicri 1275 miladi yılında Emir-i Haçzade Mahmud yenilemiştir yazıyor. Yani tamir ettirmiştir manasında. Evet, buranın Konya'daki ilk mescitlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Megaribe, Garp kelimesinden türeyen bir isim, batılı anlamına geliyor. Yani mescidin adı batılı, batıdan gelenlerin mescidi demek. Bu camiyi Endülüs Emevileri devletinden gelenler inşa ettiği için bu civarda oturan insanlar genellikle Endülüs Emevilerinden gelenlerden oluştuğu için batıdan gelenlerin camii anlamında bu camiye Megaribe Camii denilmiş. Endülüs'ten Konya'ya geldikleri gibi Kudüs'e de gitmiş bu insanlar. Bu da ilginç tarafı. Bu yüzden Kudüs'te de Megaribe Mahallesi ve Megaribe Camii var. O dönemde İbn Arabi gibi pek çok Arap Endülüs Emevileri yerine Anadolu'da yaşamayı tercih etmişler. Bu toprakları Müslüman yurdu yapmak için onlar da buradaki Müslümanlarla beraber çaba sarf etmişler, kanlarını, canlarını bu yolda seferber etmişler. Konya, Anadolu Selçuklularından sonra beylikler döneminde Karamanoğlu Beyliği'nin eline geçmiş. Bu dönemde Abdülmümin isminde bir hoca bu camide görevlendirilmiş. O yüzden bu caminin bir diğer ismi de o hocaya ithafen Abdülmümin Mescidi. Çünkü hoca çok meşhur bir adammış. Abdülmümin hem imamlık yapıyor hem Kadiri tarikatının şeyhi olarak görev yapıyor. Hem de güzel sesli, musiki, şinas böyle güzel konuşan bir adammış. Çok yönlü bir insanmış. O yüzden çok meşhur olmuş. Dönemin üniversitelerinden biri olan İnce Minare Medresesi'nde de ders veriyormuş Abdülmümin Hoca. Dolayısıyla o dönemdeki en önemli ilmi otoritelerden biri olarak da kabul ediliyormuş. Karamanoğlu İbrahim Bey Abdülmümin Hoca'ya o kadar saygı gösteriyormuş ki onun tekkesine bağlı olan Kadiri müritlerin hepsini vergiden muaf tutmuş. Konya Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlıların eline geçtikten sonra 2. Bayezid de bu durumu devam ettirmiş. Bu tekkeye mensup olanlardan vergi alınmamasını emretmiş. Önceden yanında bir dergah, bir mektep ve bir de Darül Fukaha bulunan bu cami şimdilerde böyle apartmanların arasında yalnız başına kalmış bir halde gibi görünüyor. Etrafında herhangi bir şey yok, sadece bir cami var burada. Diğer binalar zamanla yıkılmış. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz. утешение мудрецов вдохновения.